zaman ilk nasıl kapandı? İletişim Başkanı Fahrettin Altun İsmail Haniye için bir mesaj atmıştı. O mesajının kaldırıldığını söyledi ve tepki gösterdi. X'ten paylaşım yaptı. Zaten hemen ertesi günde apar topar Instagram kapatıldı. O yüzden yorumlar hep Fahrettin Altun üzerinden yapıldı. Instagram neden kapatıldı sorusunun yanıtları. Birçokları tarafından işte Fahrettin Altun'un o mesajının kaldırılması üzerinden tartışıldı. Fahrettin Altun Instagram açılır açılmaz bir paylaşım yaptı. Verdik mi arkadaşlar ekrana? Diyor ki şehadetinin 10. gününde şehit İsmail Haniye'yi rahmet ve minnetle anıyorum. Filistin özgür olana insanlığa karşı soykırım suçu işleyenler hesap verene kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelemiz sürecek. Yani Instagram açılır açılmaz Haniye mesajıyla tekrar İletişim Başkanlığı sahalara Zafer. Dönmüş oldu. Ne dersiniz Sezin Hanım? Biz yoksulluğu, derin krizi, işte pazardan artık meyve, sebze toplayanları değil. Bunu mu konuşsak şimdi? Tabii bu geçen süre zarfında bir haftadır Instagram'ı ciddi biçimde küçük girişimciler bir iletişim aracı olarak kullanıyorlar ve onların zararını kim tazmin edecek? Evet. Ay sonunu böyle getiren, geçimi böyle sağlayan. Ve onlar o kadar küçük işletmeler ki mesela kadın turşu yapıp satıyor. Salça yapıp satıyor. Anadolu'daki kadın kooperatifleri. El işi kadın kooperatifi. Bezelye mesela. Bezelye ayıklayıp Instagram üzerinden satıyor. Bunları durdurdunuz siz bir hafta. Tabii yani. Ve bunların hepsi bozulabilecek şeyler, satanlar var. Kooperatifler genel örgütlü bir yere kadar. Ama tamamen bireysel olarak, bireysel çabalarla yaşama tutunmaya çalışanlar da var. Aralarında dediğim gibi depremzedeler var. Evet. Farklı şekilde mağdur olanlar var. Ya okullar açılacak ya, onun için bir birikim yapması gereken anneler var. Ya şimdi bu niye hakikaten açtınız, niye kapatıyorsunuz? Şimdi bir kere buradaki bu Haniye söylemiyle bu katalog suçlar işte ve bakanın Uraloğlu'nun terör örgütü diye terör örgütlerine yönelik propagandalar kaldıracak Meta burada bizi anladı gibi yaklaşımla iki ayrı başarı hikayesi yazılmaya çalışıyor burada. Biz yine kendi gündemimize dönelim bence. Bu yoksullaşmada, bu krizi, yani enflasyonun kronik hale gelmesinde şu da bir etki olabilir mi? İPA Başkanı paylaştı bunu, Buğra Gökçe. Türkiye'nin yolsuzluklarla mücadele konusunda 180 ülke arasında 115. sıraya çıktığını söyledi. Şeffaflık karnesinde. Hukukun üstünlüğü açısından Türkiye tüm ülkelerin %65'inden daha olumsuz noktada. Mesela bunlar